Emlaklak, emlaklak, emlaklaklak, emlaklak, 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 emlak, emlaklak. Okula gidiyoruz, emlakçıya gidiyorsun. Neyse, onu sonra tamamlarız. Sevgili izleyiciler, tatavayı kesin, emlaklığa gelin şeklinde de bir reklamımız olacak gelecek dönemde. Ve bir baba, aile reisi etrafına bunu söyleyecek. Kesin tatavayı, yürüyün emlaklığa gidiyoruz anlamında. Evet, yani bir kıraathanede ay şurayı mı alsam, şu evi almak istiyorum, şurada bir yer düşünüyorum falan gibisinden alacağım edeceğim konuşmalarını bırakıp hani olayı bir emlakçıya, yani evet, bize gelerek gerçekleştiren aslında, ve içselleştiren birinin kısa bir öyküsü. Aslında böyle olursa tatava değil de tantana demek daha doğru olur. Kesin tantanayı, yürüyün emlaklığa gidiyoruz. Evet. Güzel bir reklam olacak değerli üstadım. Güzel olacak. Bakalım, evet, kimi oynatalım? Richard Gere oynatır mıyız? Cenk amcanız Richard Gere dedi de biz de şu an tam da onun sevgili malikanesinin satımıyla uğraşıyoruz sevgili izleyiciler. Bugüne kadar neye el attıysak satıldığı için Richard da bunu çabucak öğrenmiş ve ya şu benim evi de satın diye yakamıza yapıştı, Allah kahretmesin. Geçtiğimiz hafta tanıttığımız Kanada'daki villa, 5 milyon 888 bin dolar olan villayı başarıyla sattık. 3 milyon dolara sattık kendisini. Biraz indirim yaptık ama evimizde, evet, kalacağını. Ama zaten Brad Pitt de almadı. gitti o, yine ben İngiltere'de istiyorum falan diye tutturduğu için başka evlere baktı. Ama ona biz yine bir yer ayarlamaya çalışıyoruz. Bu biraz pahalı olmasaydı bunu Brad'e kakalardık diye düşünüyorum. Evet, buna çünkü Richard 28 milyon dolar istiyor ve inmem diyor. Evet, çünkü yani, işte 3. hatunla evlendim, 72 yaşına geldim falan diye de sözlerini ekliyor. Şimdi sevgili izleyiciler, yani 72 yaşında ama 2018'de mi ne evlenmiş ya da 2020'de mi öyle bir şey evlenmiş. Yani amcamız bunu satacak herhalde, daha büyüğünü falan mı almaya çalışıyor, ne ya yapıyor? Da işte karısı gitmiyoruz oraya, niye onu satıp şu benim istediğim bana şeyi almıyoruz, fitness salonundan üyelik almıyoruz gibi düşünüyor olabilir. Çünkü ünlülerin fitness salonları da aylık 1 milyon dolar falan sonuçta, rahatsız edilmesin diye. Ayrıca sevgili izleyiciler, bu Richard Gere'ın sattığı şeye ev demek biraz zor. Yani buna bir nevi köy veya buna bağlı bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyorum. Tam 20 hektar alan üzerine kurmuş kendisi ve gördüğüm kadarıyla şu an bayağı bir ağaç var. O ağaçları bir keseriz artık. Yani ormanın ortasına yerleşmiş amcamız, öyle görünüyor. Evet, fakat kimse ağaç, görmez bizi burada diye düşünüyorum. O ağaçları yıkmadan oraya o evi nasıl yaptılar? Gerçekten bir mimarlık ve müteahhitlik şaheseri. Evet, yani evi öyle bir yerleştirmişler ki ağaçların olmadığı yere denk getirmişler sevgili izleyiciler. Çok iyi denk gelmiş. Tebrik ediyoruz. Evet, bu arada evin 19 adet odası var ve bunlardan 8 tanesi yatak odası sevgili izleyiciler. Ve üstelik 9 tane de bir tane ebeveyn, 9 tane de normal banyo ya da bagno. Biraz evin banyolara gereksiz ağırlık verilmiş. Çünkü biliyorsunuz iyi bir malikanede oda sayısı equals to banyo sayısı olmalıdır. Bu arada 9 tane banyo, 19 tane oda var. Fakat ebeveyn banyosu bir tane. Yani koskoca evi bir ebeveynin yöneteceği düşünülmüş sevgili izleyiciler. Evet. Bir kraliyet kurulmaya çalışılıyor. Ya da bütün gelen arkadaşlara hani sen ebeveyn misin? Hayır değilim. Ne belli, göster bakayım falan gibisinden bir nüfus kağıdı kontrolü falan da yapıyor olabilir. Passport diyorsunuz. Çayırın orta yerinde bir kuyu var. Sanırım bir hayaletli kuyu. Ortada gibisinden kuyu var, yandan geç şarkısına ilham olan ev, evet, işte bu ev. Evet, dolayısıyla biz bu şarkıyla da bu evi güzelce pazarlayabiliriz. Şimdi evin etrafının orman olmasıyla kalmamış sevgili izleyiciler. Evde ne kadar saçaktır, balkondur, buna bağlı bir takım olgular varsa hepsinin üzeri salkımlarla, evet, işte o sevgili koruk şeyleriyle, meyveleriyle süslenmiş vaziyette. Onları tabii hemen alacaklı arkadaşımız soruyor, alacak olan. Yani şimdi oralar peki düzgün akıntı falan yapıyor mu? Onları gizlemek için mi koydunuz falan? Kesinlikle hayır. O evi yapılırken süs olarak konmuştur. Akma falan veya falan kokma. Evimizin hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi ilk yapıldığı günkü gibi durmaktadır. İlk sahibindendir. Evet. En sol tarafta şeyin, ağacımızın arka tarafında kalan bir takım bölümlerimiz de var. Onları biraz sonra görürüz. Göreceğiz. Şimdi bu evin önündeki bu devasa çayırlık aslında biliyorsunuz biçmesi bile bir hafta süren ve bir hafta sonunda da tekrar öbür taraftan tekrar başlanan, evet, biçmeye başlanan bir yerdir. Dolayısıyla bir orduyla bu evin bakımı yapılmaktadır sevgili izleyiciler. Ya da bir bahçıvana ayda 2 milyon dolar verirseniz o size bunu yapacaktır. Ama en güzeli bizim Richard'a da ilk önerdiğimiz bir sürü koyun alması. Yani bir sürü derken acayip çok anlamında değil, bir sürü olarak
alması. Bir sürü kaç koyun eder sorularını duyarga gibiyim. Evet. Dolayısıyla yani 9 tane alırsan onlar da çiftleşir falan, yavaş yavaş büyüsünler dedik. 9 tane. 9 tane önerdik yani. İlk 9'da başladı. Şu an 400 koyunu var sevgili izleyiciler Richard'ın. Şimdi bakalım. Evet, evet. Langırt diye banyo sayısı fazla dedik ya, bu yüzden fazla çünkü salonun ortasına küvet koymuş. Evet yani ebeveyn banyosu dedikleri sanırım bu, çünkü ebeveynler odalarda yaşayan dostlarımızdır, dolayısıyla banyoyu da odanın ortasında yapacaklardır. Evet, yani sohbetimizi biraz kesebilir miyiz, ben banyoya gideceğim, gitme ebeveyn banyosu burada, hemen buraya giriver. Sohbetimizi kesmeyelim diyenler için bir olgu. Evet. Şimdi burada iki adet kapı var, bu kapıların nereye açıldığı. Sanırım meçhule açılıyor. Şimdi ortada da bir ayna olması, yani farklı boyutlara giden kapılar. Hangi kapıyı seçersen ona göre bir hediye ya da bir ceza seni bekliyor gibi bir korku oyunu oynanabilir. Bir de aynanın olduğu yerde çok manidar. Şimdi küvetten çıktınız sabunlu suyun içerisinden, cız cıbıl aynayla karşı karşıya falan diye. Fakat ayna biraz bu, yani şu kapının biraz daha önüne gelmiş. Ha. Peki burada duş alma imkanı nasıl olacak? Şimdi orada bir duş görüyorum ama elimizde mi tutacağız saatlerce? Bunu asacak bir yerde yok. Tavana falan asıp çekme. İşte bu yüzden. Makara ve işte plang, prangalar. Plang, palanga. Yandaki beyaz koltuğun orada bulunma sebebi. Orada oturan arkadaşımıza rica edeceğiz. Kafamızın üzerinden onu tutacak. Bu arada sevgili, bu arkadaşlığı ve dostluğu pekiştirmek için düşünülmüş bir dizayn. Evet, bu arada banyo yapmak isteyen dostumuz için küvetin kenarında havlu, koltuğa oturmak isteyen dostumuzun içinde arkada bir battan söz konusu sevgili izleyiciler. Çünkü soğuk bir odadayız. Evet, çünkü sadece küvetin içi sıcak. Bu da bir nevi test. Çünkü yani bunun da bir sebebi var. Sevgili, oda çok büyük, aşırı buhar olacaktır ve dolayısıyla her taraf göz gözü görmeyecektir. Bunu engellemeye çalışıyor sanırım aile, değil bu mi? Bu arada Cenk'cim? Tavandaki aplikimsi dostlarımızın da yine bir Turkish yapım marketine alındığı ve 250 lira olduğu. Ben aynı kanıda değilim. Bence bir tren istasyonundan tüydürülmüş gibi duruyor. Metrodan çalınmış diyorsun. Evet. Evet, yani ebeveyn banyosu dediği bu yüzden banyolar fazla ama salon olarak bir saniye, da kullanabiliyorsunuz. Bir şey daha ekleyeceğim. Yani bu kadar trilyonluk, milyon dolarlık bir evde bakınız lavaboların altındaki boruları saklayacak bir kapak bulamamaları, buradaki tesisatçıyı ve bunu yaptıran mimarı buradan kınıyorum sevgili izleyiciler. Ben burada Richard Gere'nin özel bir istekte bulunduğunu ve lütfen o borular görülsün mü demiş. Hayır. Boş vakitlerinde tesisatçılıkla uğraşan Gere'nin herhangi bir şey olursa ben fazla uğraşmadan o hemen tık 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 altı söküp onları değiştirmek istiyorum. Böyle bir hobim var demesi yüzüne olduğunu düşünmek istiyoruz. Bu tabure ne işe yarıyor? Peki yani oraya i̇şte boruyu değiştirirken küvete, suya atlıyor olabilir miyiz? Hayır, boruyu değiştirirken kullanacak. Tamam, peki. Evet, geçebiliriz. Halının içerisinde halının da bulunduğu bir bagno gördük. Evet. Burada bir tenis kortuna benzeyen ama aslında bir futbol sahası olan evet, bir dostunuz ama hemen tenis kortuna çevrilebilir. Gerçel boyutlarda bir futbol sahası ve yine yarı gerçel, yani gerçelin yarısı boyutunda bir basketbol sahasıyla karşı karşıyayız sevgilice. Hemen sağ alt köşede göreceğiniz. Biraz yani benim futbol saham olsun, Barcelona gelsin burada oynasın. Ben onları televizyondan seyretmek istemiyorum. Evet, çünkü misafir geldi miydi en az 20 kişi geliyorlar. Hani bari futbol oynarız şeklinde bir düşünce de var. Evet, yani ben olsam bazı lig maçlarını orada oynatır, konuklarıma canlı maç seyret ve maçı kapatma keyfini yaşatırım, değil mi Cenk'ciğim? Kesinlikle. Fakat şu sağ tarafta kalan boş yeşil araziye de yine bir sporla ilgili bir şey, mesela bir beyzbol sahası mı? Ya orada yedek futbolcular orada ısınıyorlardır diye şey yapıyorum. Bir de seyirci için bir alan tercih edilmemiş. Canlı mı yayınlanıyor acaba? Seyirciye gidip kale arkasına oturtursan derler ki nerede buranın şeref locası falan. İşte onu diyorum, yani başka bir oturacak yer yok seyirciye. İşte herkes oynuyor demek ki. Biraz yani sanki gerçel boyutlarda da değil gibi. Yani şu sevgili ceza sahasının önündeki o yarım yuvarlak nedir öyle yani? Biraz sinirlerimi bozdu, affedersin. Evet, bence halı saha boyutlarında yapalım demişler. Hani gerçel olmasın gibisinden da. Gibisinden evet bunları. Ama tabii. Yalnız buradaki o basket sahası çok eğreti duruyor orada. Onu söyleyeyim. Evet. Onu oradan kaldırıp en azından oturma şeyi, kafe falan yapsınlar yani. Kıtır piyoz, yani böylesine güzel bir yerde böyle kıtır piyoz bir basket sahası. Richard Gere'in basketten anlamadığını gösteriyor sevgili izleyiciler. Aradaki şu çakılımsılı, kayalıklımsı gözüken şey, yani futbol oynarken koşturup basket oynamaya gitme, orasının geçmesi zor olsun gibisinden. Evet, ya da basketten sonra maçta yenileni orada uçurumdan aşağı evet, atma şeysi de olabilir. Cenk'in. Şey gibi duruyor, Heroes of Might and Magic'te böyle çakıllı yere geldiğimizde 4 turn olan yürüme şeyimiz 3'e düşerdi, onun gibi duruyor. Bu arada bir tane de en sağ köşede bir tek kovan görüyorum. Kovan mı, mancınık mı o? Yani top oraya kaçarsa oradan mancınıkla geri mi atıyoruz? Evet, o da olabilir. Peki. İlginç ama gereksiz. Gereksiz, yani param çok ne yapsam
şeyisinden biraz. Bir de zaten evin önünde dünya kadar çim var yani. İşte orada da çim var, onu da değerlendirdim. Aha, bir çim daha ve o çimin de ortasına havuz kondurulmuş sevgili izleyiciler. Börtü ve böcekle havuza girme adını verdiğimiz bir olgu evet. Söz konusu. Burada yazın kene olur, onu söyleyeyim. O yüzden buraya bahçıvan olacak olan arkadaş yaşadı. Ve hemen havuzun diğer ucunda gördüğünüz gibi bir oturma grubu alanı ve sanırım orada bir barımsı dostumuz da vardır diye ümit ediyorum. Evet, ne dersiniz, burada mı dinlensek yoksa şurada mı dinlensek yoksa şurada mı dinlensek şeklindeki sorulara cevap verebilecek bir alan. Evet, şezlong dostlarımızın yanı sıra tatladan sandalyalarımız da bizlerin hizmetine sunulmuş. Yani burası bir oteli andırıyor, affedersin Cenk. Aynen, bir otele benziyor. Buradaki bu tatladan sevgili tik dostlarımız da eğer onları düzgünce kapalı bir yere koymazlarsa böyle betlileri benzileri atar. Onu bahçıvana söyleyin ya da kimse güzel bir tik yağıyla yağlasın. Yoksa tahta kurusuyla beraber havuza atlarsınız sevgili izleyiciler. Yine bir şey, 20 hektarı tabii adam hepsini ev yapamayacağı için çeşitli abukluklarla doldurmuş. Buraya, şimdi buraya taşındık, ne yiyeceğiz? Patlıcan ekelim buraya demiş. Koyunlarımız var. Bunların yanında şey lazım, kebap da evet. Şey lazım. Buradan Richard Gere'in Farmville hastası olduğunu görebiliyoruz aslında. Evet, yani burası için ayrı bir şey, farm evi kondurmuş değil mi Cenk? Evet. Fakat onun yerine Farm Simulator falan oynasa biraz daha şey. Farm çok çocukça. Ama daha bu evi aldığında herhalde öyle oyunlar daha henüz yoktu. O zaman burada oynuyor. Gerçeğini yapmak istiyorum, oynamaktan sıkıldım demiş oluyor. Çünkü bak şurayı ekmemiş. Evet. Sağ taraf oraya da biber ekse tam olabilir. Şeye zamana bırakmış. Şimdi hızlı ilerletme olmadığı için. Evet. Geçebiliriz Cenk'ciğim. Evet, hakikaten bir şey yok. Burada ne yapacağız? Öyle işte. Yani şu evde bizim olsa falan diyebiliriz en fazla. Gibisinden. Yine bir... Bu sefer de bir gölet. Yani şimdi havuzumuz var, futbol sahamız var, tarlamız var, meramız var. Neyimiz eksik? Yok? Gölet. Göletimiz yok. Ama gördüğünüz gibi evdeki bütün çöpleri gölete atıyorlar. Çöp değil onlar. Lülüfer adını verdiğimiz doğal dostlarımız. Şuna bak, kumun üzerindekilere bak. Yani onlar akşam orada partilemişler, onların şeysi kalmış diye düşünüyorum. Ama bak, lülüferlerin hemen ön kısmında lülüfer olmayan petlerimiz ve buna bağlı gazoz şeylerimiz mevcut. Bu arada fotoğrafçıyı da kutluyorum. Yukarıdan bir takım kırmızı dalların kadraja girmesine izin verdiği için, bu ağacın altından çektiği için tebrik. Bu sevgili çardağın altında ne var Cenk? Çardağın altında mangalımsı olursa çok şu an moda olduğu gibi YouTube'a Wilderness Cooking falan gibi şeyler, tam kuzu çeviriyorum gibi videolar çekmek isterse kuzuyu oradan getiriyor, şurada çeviriyor. Ondan sonra town'dan gelen çocuklara da onları hediye ediyor. Ya da gölette yakaladığı dev sazan balıklarını orada kucaklayıp mangalın üzerine fırlatıyor olabilir. Evet. Bu arada 1, 2, 3, 4 adet sandalımsı butumcul olması da yine burada da kalabalık gezmeyi sevecekleri evet. Anlamına geliyor. Ürkülür burada yalnız adamı. Ürkülür. Yani geceleri burası... Bayağı bir korku filmi olur. Yine bir piyano, vazgeçilmezimiz. Kuyruklu hem de. Aynen öyle. Kuyruklu bir piyanomuz var. Aynı zamanda ilk kez evin içerisinden oh be oturacağımız bir alan gibisinden bir görüntü aldık. Rahat bir koltuk gibi görünüyor. Yatak misali. Evet, ve karşı karşıya getirilmiş olmaları güzel bir denk gelme olmuş. Çünkü misafirinizle karşı oturup karşılıklı sohbet edebilirsiniz ama zaten nerede sohbet edeceğinize karar verene kadar akşam olacaktır. Umarım sıcak bir bölgededir. Çünkü bu evin ısınması imkansız sevgili izleyiciler. Maalesef. Bu tavan, yani çatıların da böyle göründüğüne bakmayın. Bunlar ilk yapıldığı gün olsa gerek. Şu an herhalde onların hepsi akıtıyordur gibi mi geliyor? Akıtıyordur. Bir de orada havadan ısıtma gibi bir takım şeyler koymuşlar. O da burayı ısıtmaz. Onu söyleyeyim. Güzel bir söylem oldu. Geçebiliriz bunu da. Yine bir yine iç mekan. Yine bir av odası gibi duruyor. Burada çeşitli hayvan kelleleri ve buna bazı sistemler. Olmalıydı. Bir Iron Maiden şurada fakat duruyor. Fakat bir çerçevenin kenarına asılmış bir bornoz ya da havlu. Yani burada da mı bir ebeveyn banyosu var? Yoksa o banyonun kapısı burası mı falan gibisinden? Bence o havluyla şömineyi far yapıyor yani. Ya da hani sinekleri... Falan evet. Gibisinden kovalamaç. Sağdaki duvardaki dolapta da bir lir ya da ona benzeyen bir ortaçağ enstrümanımız duruyor. Bir lir. Barda oynayan Richard Gere dostumuz orada çeşitli ortaçağ kahramanlıkları. Sitar olabilir yazıyor. Mi? Sitar. Değil. Hollywood sitarı dedin. Evet, geçebiliriz mi ya da bilmiyorum söyleyeceğim bir şey var. Geçebiliriz yani, o kadar yani her otel gibi ki. Bir battaniye bir şey falan, yani hakikaten de bir country tarzında döşem söz konusu. Evet, yani 28 milyar etmez. Bir sedir, bir sıra gecesi burada yapılabilir. Sıra gecesi ama kitaplar falan da var. Richard Gere'in okuduğu birkaç kitap.
şeyde yerini almış. Yine bir şömine kenarına televizyon iliştirilmiş değerli üstadım. Sizin en karşı olduğunuz bir şey. Ki üste kendi fotoğraflarını koyduğu için mecburen yana koymuşlardı. Yoksa oraya koymayı tercih edecektir. Evdeki şömine sayımız kaça çıktı? 2 mi olduk? 2 gibi gözüküyor. Sedirin altının tamamen dolap olması da evdeki dağınıklığı önleyici bir şey sevgili izleyiciler. Bu ev nasıl dağılıyorsa ayrıca. Evet, yani bir odayı dolap yapmak yeterli olacaktır. Evet. Yine soğuk, nevale bir odamız. Evet, ama yani hani en azından bugüne kadar izlediklerimiz içerisinde yine en derli toplu düzgünü gibi geliyor çünkü bana. Çünkü yarın fotoğraf çekilecek Richard, şu evi bir toplasak Topara mı? Topara demişler, evet. Bir Türk sandığını da, çeyiz sandığını da orada görüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. O halı da buradan alınmış gibi duruyordu Cenk'cik. Evet. Ve işte mutfak ve mutfak şöminesiyle karşı karşıyayız. Bir şöminemiz daha var. Duvarda da bir pul koleksiyonu olduğunu gördüğüm bir şey mevcut. Pulum sumcul. Tabii burası mutfak dedim de yemek şeysi. Yani bunun herhalde fotoğrafın çekildiği kısmı mutfak. Gibi yani yemek yedikten sonra size külde kahve yapayım mı? Türk kahvesi külde. Deyip o yan tarafa geçip şeklinde. Evet, ben bu ışığın avizenin mumlarında gerçek mumdan tercih edilmesinin daha doğru olacağını, böylelikle üzerindeki abajurun da yanacağını düşünüyorum. Zaten onlar herhalde LED ampuldür, yoksa hakikaten normal ampul olsa onu yakar. Evet, anlıyorum. Evet, geçiyorum yine tabii, olmamış. Yani 28 milyon dolar isteyip. Nihayet mutfağa geldik, bir şeyler yiyebileceğiz sevgili izleyiciler artık. Yerlerimiz yine tahta. Yerlerimiz tahta, her taraf tahta. Şuradaki tahtalarla, soldaki tahtalarla, sağdaki tahtalar farklı. Demek ki mutfakta bir şeyler akıtmış, o yeri tekrar bir baştan yapmışlar. Bir kod farkı da sezinliyorum ama bilmiyorum üstadım, siz de sezinlediniz mi? Kod farkı sezinleyemeyiz, o şeylerin eninin. Perspektiften dolayı mı? Küçük olmasından dolayı. Yani orası su akıtmış hakikaten, onu değiştirmişler ama abi o kalınlıkta kütük kalmadı, şunları koysak mı demiş, o da kayya şeklinde. Bu arada tavaların yani... göz doldurucu miktarda tava ve tencerenin tavandan asılmış olması bizi sevindirdi. Yani bunlar aynı zamanda biliyorsunuz birer savunma silahı olarak da kullanılırlar. Evet, biraz PUBG oynayalım mı derlerse. Evet. Ortadaki yeşillik nedir? Yine çiçek mi Cenk'ciğim, az evvelki odada olduğu gibi? Evet, çiçek ve hemen önünde aslında bir musluk gözüküyor olması. Orada hani salata yapacağım, şu rokaları yıkar mısın gibi bir söylemi getiriyor. Bu arada ilginç bir şekilde ortadaki tezgahın tezgaha bitişik bir şey, lavabo, evye olması bizi biraz üzdü. Normalde bu tezgahların üzerinde olması lazım yanlarda, değil mi Cenk'ciğim? Yani o tercih falan fişman dedi. O muhtemelen su akıtıyor diye öyle yapmışlardır. Ve işte yatak odası. Yine, evet. Yani güya ahşap evin içerisinde sıcaklık verir denir, fakat buraya tam tersi bir soğukluk katmış. Rafların boş olmasından ben aslında çekmecelerin de boş olduğu izlenimini edindim. Yani buralar kullanılmayan ölü bir mekan sevgili izleyiciler. Evet. Yani yatırım amaçlı alınmış ve yatırılmış gerçekten. Şu yatağın bütün kocaman oda dururken gidip şeyin pencerenin dibine itilmesi de bir karavandan esinlendiği izlenimini veriyor. Karavanı yaparken en arka tarafa yatağı itilerler ki ayak altında olmasın. Bu da bir karavanın büyüğü gibi, evet, duruyor açıkçası. Şu karede bir tek bir Golden Retriever eksik sevgili izleyiciler. Nedir onun adı? Televizyonun da bu tarafa konması gerçekten de yastıkların doğru yere konduğunu gösteriyor Cenk'ciğim. Evet, tebrik ediyoruz. Rica ederim. Seni tebrik etmiyoruz ama bu ne? Ağır. İşte evin en güzel yeri sevgili izleyiciler. Yani böyle bir ahırda yaşayan atlar, ne mutlu atlar. Ve de gördüğünüz gibi çok temiz atlarımız var. Onlar da gayet düzenli. Aman dur şuraya, pardon özür dilerim, hemen sileyim falan diye atlarımız. Yani gördüğüm kadarıyla en az 6 tane box mevcut ve aynı zamanda da onların bir tanesi şey olsa, hani nalhane falan gibi bir şey olsa, nalhani, hepsinin de baya bir teçhizatı mevcut. Evet, diğer kendilerini tebrik ediyorum. Ceviz tercih etmişler. Burada çam tercih etmeleri atların çam seviyor olmasından kaynaklanıyor. Atlar çam sever. Atları da çam sever. Evet, evet, geçelim. Bu kadar. Ya bir tane at getireymiş de burada hani daha yaşayan i̇şte bir yer olmuş. Buraya yaşayan bir yer değil. At olmadığı için şu an buraya gelip beni sinirlendiren misafirlerimizi buraya kapatıyoruz. Yani at bu da zindanımız gibi duruyor. At olmadığı gibi yakın geçmişte de bir at olmadığı görülüyor temizliğinden. Atın daha önce buraya girmediği evet, bir yani, şey anlaşılıyor. Herhangi bir samandır, ona bağlı bir takım ayak izi falan bile yok. Sanırım burası ya yapıldığı zaman böyle fotoğraflanmış ya da o günden beri hiç kullanılmamış, evet. Cenk'ciğim. Yani o ahırı hiç yapmayacaktın Richard, yani hiç kullanmıyorsun diye de arada bir şey ama... çıkmıştı. Belki o yüzden üçüncü hatunla evlenmiştir, hani ikinci evliliğinde konuşmuştur.
konuşulmuştur. Şimdi hiç kullanılmamış olması bir avantaj aynı zamanda. O yüzden 28 milyonu ben 30 milyondan satışa çıkarmayı düşünüyorum. Yani gerekirse 28'e ineriz diye düşünüyorum. Ama şimdi 28 dedik, bizim izleyicilerden alacak olan varsa onlara karşı şey olur. Yani sizin için 28 hala. Tamam, biz... izleyenler için 28 milyonda. Yani takipçilerimiz için diyelim, kimin izlediğini bilemeyiz ama... ama onun dışındakileri 30 şu an itibariyle. Kapıyı 30'dan açacağız. Evet, kapıyı kapattık. Ahırla beraber bitirdik zaten. Evet, şimdiye kadar incelediklerimiz arasında en soğuk, en korkunç, eğer korku filmi çekmek istiyorsanız, yani bir çift hafta sonunda kampa gider fakat başlarına gelmedik kalmaz konu filmleri seviyorsanız bu olabilir. Muhtemelen Richard Gere'in bir takım filmleri de burada çekilmiştir diye düşünüyorum Cenk'ci. Pretty Woman mı? Hayır, Pretty Woman'dan sonradır, o parayla alınmıştır bu ev. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.